Romanları bestseller olmuş, gazeteciliğiyle de oldukça dikkat çeken Ahmet Altan, Tehlikeli Masallar, Sudaki İz, Aldatmak ve En Uzun Gece gibi önemli kitapların yazarıdır. Meclis kararıyla Sudaki İz isimli romanı toplatılıp yakılmış ve bu sebepten yargılanan ilk Cumhuriyet dönemi yazarı olmuştur. Altan, kendisi gibi gazeteci yazar olan Mehmet Altan'ın abisi, Çetin Altan'ın da oğludur. Zeynep Bakan adında kız kardeşi vardır. 2 Mart 1950 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Ahmet Hüsrev Altan'dır. Annesinin adı Kerime ve gazeteci yazar Çetin Altan'ın iki oğlundan biridir. Bir süre Robert Koleji'nde okuyan Ahmet Altan, daha sonra Ankara Koleji'nde eğitimini sürdürdü. Daha sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ'den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Altan'ın Nokta Dergisi'nde başladığı köşe yazarlığı serüveni, Hürriyet ve Güneş gazeteleri için yazdığı günlük yazılarla devam etti. İlk edebi eserini 27 yaşındayken kaleme alan Altan, iki kişilik bir piyes yazmıştı. Paltolu Don Kişot. 1982 yılında da Dört Mevsim Sonbahar adlı romanını yazmaya başlayan Altan'ın romanı, o dönem yayıncılık da yapan Müjdat Gezen'in yayın evinden çıktı. Bu dönemde askerlik görevi için Tuzla'ya giden Altan'ın ilk romanı, Akademi Kitap Evi Roman Büyük Ödülüne layık görüldü. Altan kısa bir süre sonra büyük bir eleştiri yağmuruna tutulacak ve hatta müstehcen olduğu gerekçesiyle hakkında toplatılma kararı da çıkacak Sudaki İz adlı romanını yazdı. İlk haftasında 2 baskı yapan kitap listelerde ilk sıraya yerleşti ve 3 ay içinde 9 baskı, yani 45 bin satış sayısına ulaştı. Fakat yayımlandığı tarihten 9 ay sonra toplanması yönünde karar çıktı. 2 yıl süren yargılama sonrasında müstehcen bulunduğu için imhasına karar verildi ve roman kesinleşmiş mahkeme kararının da içinde yer aldığı sansürlü bir basımla yeniden yayımlandı. Ahmet Altan 1991'de 3. romanı olan Yalnızlığın Özel Tarihini yayımladı. Mutsuz insanların arayışlarıyla dolu hayatını anlatan kitap büyük ilgi gördü. 1995 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçen Altan, Neşe Düzel'le birlikte televizyon için Kırmızı Koltuk isimli bir program hazırlamaya başladı. Ancak siyasi nedenlerden dolayı program yayından kaldırıldı ve Altan programdaki sert söylemleri nedeniyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Milliyet Gazetesi'nin ardından köşe yazarlığı Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde devam eden Altan, sakin bir üslup kullanmıyor, siyasi konulardaki düşüncelerini rahatça dile getirmesi dışında provokatör bir rol oynuyordu. Altan, aynı yıl denemelerden oluşan bir kitapla okuyucunun karşısına çıktı. Gece Yarısı Şarkıları. Kitaptaki denemeler, bireyin iç çatışmalarını, çelişkilerini, zayıflığını ve gücünü, tutkularını, çılgınlıklarını ortaya koymaktaydı ve 15 baskı yaparak Altan'ın yazarlık kariyerini yeniden taçlandırdı. Kadınları anlayan yazar olarak anılan Altan'ın kitapları özellikle bayan okuyucular tarafından büyük ilgiyle karşılanmaktaydı. 1996 yılında Tehlikeli Masallar isimli romanıyla okuyucuyla buluşan Altan, bu romanında vazgeçilemeyen bir eski sevgiliyle yeni bir sevgili arasında gidip gelen bir yalnızın öyküsünü anlattı ve ustaca kurgusuyla Tehlikeli Masallar o yılın en çok okunan romanlarından biri oldu. Roman tam 100 binin üstünde satış yaptı. Altan çok geçmeden ikinci deneme kitabı olan Karanlıkta Sabah Kuşlarını okuruna sundu. Bu kitabında ise toplumun acılarını, öfkelerini ve tutkularını dile getiriyordu. 1998 yılında Altan bir neoklasik olarak nitelendirdiği Kılıç Yarası gibi romanını okurlarıyla buluşturdu. Romancılığında yepyeni bir aşama olarak nitelendirilen Kılıç Yarası gibi insan ilişkilerini, duyguları ve aşkı derinlemesine işleyen bir romandı. Altan'ın 2001 yılında yayımladığı İsyan Günlerinde Aşk isimli romanı 50 bin baskı yaparak piyasaya çıkmıştı. Kılıç Yarası gibi adlı romanın devamı niteliğinde olan romanda 31 Mart vakasını ele alan Altan, çok satan kitaplarına bir yenisini daha eklemişti. Altan daha sonra sırasıyla Kristal Denizaltı ve Kırar Göğsüne Bastırırken, Aldatmak ve En Uzun Gece isimli romanlarını hayranlarıyla buluşturdu. Halen gazetecilikle birlikte roman yazarlığına da devam etmektedir. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Taraf Gazetesi'nin kurucularından olup aynı zamanda gazetenin Kum Saati adlı köşesinde köşe yazarı olarak görev yapmakla birlikte genel yayın yönetmenliğini de üstlenmiştir. Aralık 2012 tarihinde Yasemin Çongar'la birlikte Taraf Gazetesi'ndeki görevinden istifa etti.
1968 yılında Günnur Altan'la evlendi. Kerem Altan ve Sanem Altan adlarında iki çocuğu vardır. Ahmet Altan ve kardeşi Profesör Doktor Mehmet Altan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında 10 Eylül 2016 sabah saatlerinde gözaltına alındı. 12 gün sonra şartlı serbest bırakıldıktan sonra aynı gün ikinci kez gözaltına alınan gazeteci Ahmet Altan, darbeye teşebbüs ve FETÖ'ye üye olmak suçlarından 22 Eylül 2016 tarihinde tutuklandı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve akademisyen Mehmet Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anayasayı ihlal suçundan 16 Şubat 2018 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 27 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını inceledi. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun gereğince, hak ihlali tespit edildiğinde bunun ortadan kaldırılması gerektiğinin de bağlayıcı nitelikteki olduğu bildirildi. Tutanakta bu gerekçelerle tutuklu sanık Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi. Sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün de tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken 21 Eylül tarihine duruşma günü verildi. Ayrıca tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme suçundan verilen beraat kararı onandı. 2 Ekim 2018 tarihinde İstinaf Mahkemesi, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 5 Temmuz 2019 tarihinde ise Yargıtay, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımın davasında Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmederken, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Karar sonrası dosya yeniden yargılamayı yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yenilenecek yargılamada, Yargıtay'ın kararı doğrultusunda Mehmet Altan'ın tüm suçlardan beraatine karar verilecek. Ayrıca Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ise darbe suçundan ağırlaştırılmış hapis yerine örgüte yardım suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından 4 Kasım 2019 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davanın ikinci duruşmasında FETÖ terör örgütüne yardım etmek suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verilip serbest bırakıldı. 12 Kasım 2019 tarihinde Ahmet Altan için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin itirazı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tahliye kararını kaldıran mahkeme Altan hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı sonrası gözaltına alındı.